Şimdi 7,5 milyon euro diyoruz ama 7,5'un şöyle bir olayı var. Peşin. Peşin ve vergisini de sen yatırıyorsun. Nakit keş yatırman lazım. Galatasaray'la işte 7,5'u ben veriyorum ama 3 sene vadeli veririm diyerek Galatasaray'ı ikna edemiyorsun. Onu keş yatırman lazım. Onun dışında daha uzun vadeli yapmak istiyorsan Galatasaray'la anlaşman lazım. Bu bir. İkincisi de Ozan zaten ayrılmayacağını deklare ettiği için Ozan cephesi devre arasında. Devre arasında alabilmen için seni Galatasaray'a ikna etmen lazım. Galatasaray Ozan diyecek ki baba biz para kazanacağız. Sen git. Sana da bir yol verelim. O da tamam der o saatten sonra. Öyle olur anca. 11 milyon euro büyük para. Bence git satsalar mı? Varken satacaksın abi. Şöyle söyleyeyim. Varken satacaksın abi. Neyse sözleşmesine dair bir şey sorayım. Birine söz verdiğim için bunu anlatamayacağım. Keşke bunu söyleyeyim. Ayrıca onu da eleştirmene katılmıyorum. Bir hafta sonra, bir konuşayım anlatacağım. 15 bunu. Yaşındaki çocuğa, 16 yaşındaki çocuğa 7,5 milyon euro bonservis koymak güzel bir şey abi. Sen yani doğru bir şey. Asla doğru bakmıyorsun. Asla çok yanlış bakıyorsunuz. Çok sen yanlış. Şey çok sen yanlış bakıyorsun. 15 şey yaşında abi. Çocuğa 15 milyon euro. Serdar 110 saat. 20 yılın en iyi stoperinin. Nereden biliyorsun? Bir temiz. Ozan Kabak hiç izlememişsiniz. Altyapı izlemiyorsunuz. Milli takım bilmiyorsunuz. 2000 jenerasyonunda haberiniz bile yok. O yüzden o madde konuyor abi. Kusura bakmayın ya. Oğlum nereden biliyorsun? Son 20 yılın en iyi stoper Altay Ozan'dan sonra gelmiş. Nereden biliyorsun? Bilmiyorsun. Yani. İzlemiyorsunuz. Altyapı bilmiyorsunuz. Maçlara gitmiyorsunuz. Florya 20 yıl diyemezsin. Bravo. Aa adam yeni geldi. 8 senedir Florya'nın F'sine kapıdan girmemişsindir. İzledin mi? U14'ün ne alakası var U14'de? 20 yıldır diyemezsin. Ben niye yazıyorum? 2015'te niye tweet atmışım ben Ozan Kabak'a? Niye yapmışım? 4 sene önce adam 15 milyon mu yaratı yazacak? 14 yaşına niye yazmışım çocuğu? Ne yazmış? Çünkü biliyorum çünkü olacağını. Olacak çünkü bu bir tane yazmışındır bir tane olmuşsun. Ben altyapı kurusu değilim ha. Ozan Kabak, Atalay Babacan bunları görmek için kör olmak lazım. Bir şey olsa güzel.